Parayı ne saymaya ne de koymaya yer bulabildiler. Adnan Oktar da müritleri de örgütün gelirinden milyon dolarlar kazandı. İş o hale geldi ki ceketler altın iplikle dikilmeye başlandı. Peynir reyonuna gittim. Boydan boya peynir dolu böyle. Abi dedi peynir yok dedi. Bir zamanlar işin esprisindeydi. Gerçekte ise her zaman her şeyin en fazlasını aldı. Bir mağazadan 400 bin lira harcayıp çıktığı oldu. 200 milyon dolarlık servetiyle parayı harcayacak yer bulamayan Oktar'ın ceketinin ipliği bile altındandı. Bu değirmenin suyu örgütünden geliyordu. Yani istismardan, iftiradan, rüşvetten ve buna benzer birçok suçtan. Adnan Oktar aylık kazancının 3500 lira olduğunu söyledi. Halbuki o kazancın 10 milyon dolara yakın olduğu tespit edildi. Kediciklerin de bu lüks yaşama ayak uydurabilmeleri için hiçbir masraftan kaçınılmadı. Lüks evlerde bu pozları veren kediciklere de iddiaya göre düzenli olarak her gün lityum hapı verildi. Bipolar bozukluklarda kullanılan ve sakinleştirici etkisi olan bu haplarla kediciklerin bu yaşama uyum sağlaması daha da kolaylaştı. Adnan Oktar'a müritleri aracılığıyla kazandırılan paranın haddi hesabı yoktu. İddiaya göre Oktar için bir mağazada tek seferde 400 bin liralık alışveriş yapıldı. Takım elbiselerinin dikişinde bile iddiaya göre altın iplik kullanıldı. Hepsi bu kadar da değil. Villasının sadece mutfak masrafı aylık 100 bin lirayı geçiyordu. Müritler haftada iki kez kasalarla meyve alıyordu. Meyve gideri ise tek başına aylık 30 bin lira. Yani o programda masanın üzerinde duran meyve tabağının maliyeti neredeyse 4 kişilik bir ailenin 1 aylık masrafının 18 katı kadar. 100 odalı ve boğaz manzaralı villasının aylık elektrik faturası da 20 bin lira civarındaydı. Villada bulunan yaklaşık 20 lüks aracın yakıt gideri de 25 bin lirayı geçiyordu.